Bence yanık. Ben şahsen misafirime böyle bir yemek yapsam önüne koymam. Koymam yani. Açık ve net. Önce yapıyorum, çocuğuma yapıyorum, beslenmesine koyuyorum diyor. Şimdi de bana soruyorum, tarifini söyle diyorum. Ben yapmıyorum ki diyor. Nasıl bir mantıksa. Al işte. Oldu mu şimdi bu? Oldu mu? Olmadı. Yani ben böyle hazırladım. Beni böyle değerlendirmeye açık değil. Eksikse bunun bir mahcubiyeti olmalı. Evet, burada bir yanlışım var, bu yanlışım var dersiniz. Ben de zaten ona göre bir eleştiri yaparım. Ama bardak olmamış. Ben evimde şamdan kullanmıyorum. Siz o zaman kendi gününüze girdiğinizden beri ah ediyor gibi. Şu sofrayı yani kurarsam kulağımı kapatacağım. Gerçekten ne derseniz haklısınız diyeceğim. Ben bu manzarayı gördükten sonra. Çok iddialısınız. Yani bu manzarayı gördükten sonra ne derseniz haklısınız. Ama bu manzarada verilecek tepki şey. O gerçekten. Evet. Bakalım. Yani o size diyecek bir söz bulamıyorum en azından. Ya tepkisi çok yüksek, çok aşırı yani yüksek. Kesinlikle kendilerini geceden doldurmuşlar, doldurmuşlar, bana gelmişler işte. Bakın çok kalpten söylüyorum bunu, inanın yürekten, samimi söylüyorum. Mutlaka ki bundan çok çok daha iyi yaptığını biliyorum ki öyledir. Tabii yani ki. Tahmin ediyorum. Mutlaka ki çok çok daha güzeldir yemekleriniz. Gülce Hanım sizden bahsediyordum ama aksiliktir. Olsun. Siz devam edin. Neresi yanmış hani? Üstü yanık. Çok etler da yanık kurumuş. Değil. Bunlar da yanık. Fırında mı oldu? Onu biliyordum. Pişirirken mi oldu? Sonrasında ısıtma aşamasında mı? Isıtma aşamasında. Biraz fazla kızarmış diyelim. Evet, bir şey fazla yok. Kızardı. Ama milföyler şeyler yanmamış. Üstü birazcık. Gülcan Hanım, Zuhal Hanım için burada oturuyorum dedi. Hatta yemeği de onun hatırı için getirdi. Fakat bizi buraya kendisi davet etti. Çünkü bunları yapabileceğini tarif ettiği için biz buraya geldik zaten. Hakikaten orada kovmaktan beter etti bizi. Yani bir kalkıp gidin yemek vermiyorum dedi zaten. Bir kalkıp gidin demediği kaldı. Dün akşam açmış, sözlük okumuş. Sözlükten birkaç kelimeyi öğrenmiş. Bana sapıyor. Ben kaçın kurasıyım Gülay Hanım? Gülay Hanım kırmızı ruju sürünce her şey oldu bitti sanıyor herhalde. Çözemedim. Çatal alayım, ben alayım bari. Zuhal Hanım neden kendiniz alıyorsunuz? Yemek soğumasın, tatmak istiyorum bir an evvel, onun için bekliyorum. Çünkü evet. Yemek sanırım zaten soğuk. Yani bekleseniz ya, de evet. Soğuk. Yani yemek her türlü soğuk. Pilav, bir tık onun da tereyağı pilava biraz bakayım fazla. İçecek alır mısınız? Mümkünse ben alayım. Hangisini? Siyahına. Bulgur pilavı fena olmamış. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sebzeli bulgur. Hı hı. Lezzet olarak fena olmuş. Güzel pişmiş yani. Şu patates püresiydi galiba değil mi? Evet. Ben de alabilir miyim? Tabii ki. Ben de rica edebilirim. Püreyi nasıl yaptınız? Ben püreyi nasıl sorabilir yaptım? Miyim buharda yani haşladım. Bir şey söyleyeyim. İçine kaşar peynir, tereyağı, süt, karabiber, pul biber, baharatı da attım. Blender'dan geçirdim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Tantuni demiştik sanki ama. Evet. Evet, kavurma olarak tantuni malzemesi zaten. Sadece milföy. Yani şey, yalnız yani bu biraz kurudu. O konuda evet zaten getirmek istemedim. Çünkü fırın kuruttu. Ben onu tantuni demedim. Bir de şey, tantuni biraz daha küçük küçük olur ya. Sanki bu biraz evet böyle iri kalmış. Hani kuşbaşı gibi olmuş. Aceleyle evet, biraz kalın doğrama. Evet. Aceleyle biraz kalın doğradım. Ya şimdi bugün o mercimek çorbası isimlerle biz bugün evet farklı şeyler yaşıyoruz. Yani çorba zaten mercimek çorbasıydı. Bir de şimdi kavurma diyelim. Tabii ki öyle diyelim. Yani öyle diyorsak öyle diyelim. Ama hani benim yapış amacım tantuni olaraktı. Tabii ki dediğim gibi evdeki hesap çarşıya uymayınca ister istemez olaylar karıştı. Böyle oldu. Tantuni benim bildiğim büfelerde falan dürüm olarak veriyor. Evet, evet, satılan. Evet. Yani maksat yemek onu yapmaktı aslında. Yani maksat öyle oydu ama tabii maksadım şeyine uğramadı yani, yolunu bulmadı. Ben nasıl bir şey dedim? Milföyle mi? Milföyle, evet. Bu tarifte milföyle. Ya ben tekrar söylüyorum. Buyurun. Ben Türkiye yöreselleri ben öğreniyorum hala. Tabii ki. Her gün. Tabii ki. Tantuni bildiğim yani dürümle yapılır. Dürümle yapılıyor. Ama lavaşa sarılır. O da tabii yeni ki. O da yeni de size ait bir şey. Tabii ki. Evet, o da bize ait. Aynen. Güzel bir şey yani bence. Evet, çok bugün güzel. Yani size ait iki şey tadına baktık. Hı hı. Ben turşu beğenmedim. Doğrudur tabii ki. Ama bu güzel. Herkesin ama biraz yanlış. Herkesin yani etler biraz
kurudular. Evet. Fırında kurudular ne yazık ki. Ama tadı güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bulgur pilavı nasıl hala? O da güzel. Ya ana yemek yani, ben bugün beğendim. Püre en altta. Püreden tattın mı? Efendim? Püreyi tattın mı en altta? Evet et, ama biraz ben acıyı sevmediğim için biraz acı geldi bana. Çok ama koymadım çok aslında ama hani ben acıyı tabii yemeyenler için. Sirtliler biraz evet, acı severler. Evet doğrular biraz öyle acıyı evet, seviyoruz. Ama güzel, başarılı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet Cüneyt sendeyiz. Vallahi bulgur pilavı dediğim gibi bulgur pilavı fena olmamış. Güzel ben de beğendim. Yani içeriliği, baharatı biraz benimsemiş. Buna zaten bir şey diyemeyeceğim. Bu kupkuru dediğiniz evet, gibi bu kurudu. Özünü zaten yitirmiş. Aynen öyle. Püre de biraz ağır geldi bana. İnanın içinde biraz yağ yoğun, yok biliyor musunuz? Yani nasıl diyeyim ben size? Süt. Kıvamı. Süt mü ağırlaştı acaba? Kıvamı biraz ağırlaşmış. Yani acaba... Yarım çay bardağı süt var. Süt patatesle birleştiği zaman kaşarını biraz bol koymuşsun. Evet. Ondan kaynaklanmış olabilir. 5 dilim kaşar peynir koy. Yani, tabii ama olabilir yani size ağır gelmiş olabilir. Aynen öyle. Katılırım. Yine de çok kötü. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki buyurun. İnanın var ya hani bunu içten gelerek söylüyorum. Sabah uyanıp hazırlandığımda haftayı dedim ki çok böyle pozitif başlıyoruz. Hı-hı. Böyle şato bir yan şeklinde bir tabakla ana yemek karşılaşacağım falan diye. Bütün hayallerim suya düştü. Haftaya böyle başladık. Bu kadar hazırlık boşa gitti. Siz de çok güzelsiniz. Bakın, güzel konuşuyorsunuz ama bulgur pilavımız çok güzel ama daha şu an yorum yapmama bile izin vermiyorsunuz ki. Daha tabağa gelmedik. Buyurun. Beğendim. Beğendiğimi söyleyeceğim. Pilavınızı beğendim. Bunu zaten söylediğiniz için bir şey söylemek istemiyorum. Hı-hı. Ama keşke bu püreyi de bunun altına değil de böyle kenara bir yere koysaydınız. Daha bir yayılmış zaten kaşarlar. Benimki bir kenara koymuş da şey ben kenardan. Evet. Siz belki onun için beğendiniz. Olabilir. Altta olsaydı beğenmeyecektim. Yani birbirine karışık olmasın. Benimki altta ama beğendim. Evet bir de öyle bir durum var değil mi? Ben söyleyeyim mi artık? Söylesi be. Şimdi bulgur pilavını ben de beğendim. Gayet lezzetli olmuş. Baharat da çok yakışmış. Değerlendirmiyorum demeyeceğim, değerlendireceğim çünkü emek vermişsiniz gene. Bence bunun bir kere sıkıntısı etin yanmış olması ama zaten milföyün içerisinde hani ben eti ilk duyduğumda da eleştirmiştim. Şimdi siz 18 yıllık bir ev hanımısınız. Yani ben hani tantuni falan sizden böyle biraz daha hani tantuni koydunuz diye diyorum. Yani başka bir şey olmuş olsaydı başka bir şey eleştirirdim. Tabii hani lavaşın yanında falan beklerdim. Biraz da hani herhalde zannediyorum ki o yağını falan da çekti. İçerisinde olduğu için ondan evet, kurumuş. Evet, bunu da ondan aynen, dolayı çok hani beğenmedim. Yok bakın ben gayet ne kadar güzel söylüyorsunuz ve size o kadar hak veriyorum ki çok doğru söylüyorsunuz. Patates püreniz de lezzetli olmuş. Afiyet ben karabiberi olsun, çok severim. Karabiberi de bol koymuşsunuz. Evet. Yani ben beğendim. Patates püreninizi ve pilavınızı. Neydi, salata yok muydu? Biz öyle görmüştük sanki. Ama salatayı unuttuğunu söyledi, evet, duymadınız. Yetiştiremediğimi ben başta hepinize söyledim. Tabii söyledim. Ya marketten mi alamadınız yoksa? Hayır aldım yapamam. Üstümü bile giyinemedim, masamı kuramadım. Yani... Ama salata ismini biraz, ben isimleri de taktım ben çoban bugün. Çoban salatası. Yok, evet. Çoban salatası, kaşık çoban salatası. Ne demek kaşık? Şöyle söyleyeyim, küçük küçük doğranıyor. Her şeyi küçük minnak doğruyorsunuz. Kaşıkla yeniyor. Daha sulu, daha iç. Zeytinyağını koyuyorsunuz, tuzunu aynı şekilde ama... Ama çoban salatası bildiğimiz. Çoban, tabii ki tabii. Yani isimler siz bugün değiştirmişsiniz gibi. Gülcan Hanım nasıl yetiştiremediniz? Mesela... Ocakta yemeğin biri pişerken bir arada salatayı doğrayabilirdiniz. Ne oldu? Odaklanamadım. Dağıldınız. Dağıldım. Aslında çok keşke, dağıldım. Ya olan oldu. Hani devam edeyim. Durmadan yola olmadı, devam edecektiniz. Yani inanın bana aradığım bir şeyi bulamadım. Koyduğum hani koyuyorum bakıyorum orada yok. Bulamıyorum. Yani hayal, öyle olmaz bir... nasıl ya? Anlamadım. Ama mutfak zaten sizin kendi mutfağınız. Yani eliniz attığınız yerden Gülcan bulmanız Hanım lazım. Kendi malzemelerinin yerini biliyorum. Evet. Ama alışveriş yapıyorsunuz. Tamam. Ve sizin kavanoza koyma lüksünüz yok. Onları oradan kullanmak zorunda kaldım. Marketten gelenleri önce bir gözünüzün önünde böyle bir yerleştirip koyup mesela atıyorum bulgur için kullanmanız gerekenleri buraya, bunun için kullanmanız gerekenleri buraya böyle bir görsel olarak, matematiksel olarak bir plan yapsaydınız. Yine öyle bir şey söyle. Demin hani siz duymuşsunuz mu? Bir metrekarelik yerim evet, var. Lütfen neyi nereye koyayım? Hani yarışmaya katılırken zaten o mutfak yine bir metrekareydi. Evet. Şimdi aileniz size yemeğe geldiği zaman da muhtemelen kalabalık. Yani siz Siirt'te olan kalabalık bakın, bir yani yemeğe geliyorsunuz. Ailem bana geldiği zaman bir gün önceden haber veriyor. Ben o gün hazırlanıyorum. Bir gün önce mi yemekleri evet, bir gece önceden yemeklerimi yaparım. Ertesi gün ailemle oturabileyim diye. Nasıl ya? Sizi farklı yapıyorsunuz.
Ama bir gece önceden mi? Ben bir gece önceden yaparım. Turşu olabilir de ama diğer şeylere... Hayır, yani hepsini bir gün önce... bir gece önceden yapabiliyorum. Nasıl mesela yani? Hazırlarım, kavrulacak varsa kavrulacağı koyarım dolaba. Ertesi gün onu ne yapacaksam eğer, ona göre değerlendiririm. Çalışıyorum, yaparım, akşam eve yemeğe misafir alıyorum. İş yerinden koştur koştur market yapıp geliyorum. O arada bir taraftan çeviriyorum, bir taraftan doğruyorum, koşuyorum, masayı hazırlıyorum. Aynı anda hepsini birden yapmaya çalışıyorum. Ama bakın ben yarışmaya katılırken de şunu söyledim. Benim evime yemek yemeye geliyorsunuz. Lütfen rica ediyorum, istirham ediyorum sizden. Her birinize tek tek söylüyorum. Benim yemeklerimi eleştirin. Bakın beğenmiyorsunuz. Allah razı olsun. Onu eleştiriyoruz. Ben yemekleri eleştiriyorum. Kimi eleştirdin? Benim kaşığımı, çatalımı veyahut da masa düzenimi, niye masa kurmamışım? Ama o hepsi bir bütün değil mi? Bunları eleştirmeyin. Ama yarışmaya katılırken bunları söylüyorlar. Biz bir yarışmaya katıldık. Yani bu yarışmada eleştirmek de var. Market istediğinizi elinizde götürebiliyorsunuz. Ben Türkçe konuşmuyor muyum şu an? Ya Türkçe en iyi anlayabileceklerden bir tanesi Gülcan Hanım, herhalde. Siz biliyorsunuz yani yarışma kuralları biliyorsunuz. Tabii ki de. Ya yani ona göre biz siz yapsaydınız iyi olurdu. Çok haklısınız ama ben size diyorum ki yetiştiremedim, özür dilerim.